CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Merhabalar sevgili izleyiciler. Burada daima sevgi kazanacak yazısını görünce hepiniz biliyorsunuz ki Maltepe Belediyesi'ndeyiz. Bugün yine bir sevgi kazandı gerçekten. Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'la beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz İzmir'e. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen konunun başında biliyorsunuz Erdal İrfan'ı kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Siz de çok üzüldünüz biliyorum. İsterseniz ondan bir bahsedelim mi, ne diyelim. Çok çünkü üzgünüz, konuşacak bir şey de bulamıyorum ben. Tabii Erdal benim Almanya'dan tanıdığım, tanıştığım, birlikte gazetecilik yaptığım, birlikte yaşamı paylaştığım, sivil toplum örgütlerinde hizmet verdiğimiz bir yoldaşımdı, arkadaşımızdı, hepimizin canıydı. Aslında biz nefesimizi tükettik Erdal'ın Hakk'a yürümesiyle birlikte. O gerçekten sadece yaşamın bir alanında değil, birçok alanında birden etkin olmaya çalışan, sanki erken bu dünyaya veda edeceğini bildiği için mümkün olabildiğince çok şeyle uğraşmayı, çok şeyler başarmayı hedefleyen, o daracık yaşam içerisine sığdırmaya çalışan, tarihe iz bırakmaya çalışan bir meslektaşımızdı. Hem Almanya'da çok etkindi, hem Türkiye'ye döndüğünde de çeşitli kulvarlarda çalışmalar yaptı. Şairdi, yazardı, tartışmacıydı, panelistti, gazeteciydi, televizyoncuydu. Her şeyden önce adam gibi adamdı, insandı. Ve her zaman istediğimizde yanımızda olabilen, başımız dara düştüğünde telefonu kaldırıp arayabilen, birçok insanın derdine derman olan bir yaşamı vardı. O nedenle her ne kadar aramızdan ayrılsa da aslında onu yaşamımızın her boyutuyla, her televizyona çıktığımızda, her şiir okuduğumuzda, her sivil toplum örgütüne katıldığımızda, her bir hiperaktif insan aradığımızda Erdal nerede diyebileceğimiz bir arkadaşımızı anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Hastalığı döneminde de sizin çok sık aradığınızı ve hani konuştuğunuzu biliyorum, moral oluyordu kendisine de, son ana kadar da direndi zaten. Yani ilginç olan şu ki vücudunu kanser sarıyor olmasına rağmen bunu bize hissettirmemeye çalışan. Her sorduğumuzda iyileştirin, bir şey kalmadı, iyi çıktı tetikler dedi. En son İzmir'den haberleştiğimizde ya epey yol almış falan, bu iş biraz daha zor olacak. Şimdi bir alternatif tıp arayışına gireceğim artık her şey deyince orada artık her şeyin bambaşka bir noktaya intikal ettiğini hissettik. Tabii ama sevenlerin başı sağ olsun. Ben programa başlamadan önce biraz moralim bozuktu. Canım sıkkındı ama senden aldığım pozitif enerjiyle gülerek kapatıyorum şeyi. Son olarak bu ay Halk TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Evet, yani canınız ne kadar sıkkın olursa olsun hep sevgiden ayrılmayacaksınız. Hep diyoruz ya, daima sevgi kazanacak. Bu duygularla Halk TV'nin değerli izleyicilerine Maltepe'den saygılar, sevgiler gönderiyorum. Başka yayında buluşmak üzere, hoşçakalın. Evet, vedayı başkan yaptı. Bize sadece el sallamak kaldı. Bir belediye başkanı olarak sağlık konusunda çok Maltepe'de büyük çalışmalar yapıyorsunuz. Bu tür hastalıkları olanlara ya da böyle hastalığın başında yakalanması konusunda mesaj iletebilir misiniz Ali Bey? Ya tabii yani bazen tıp da gerçekten tıkanıyor. İşte mesela birkaç arkadaşla tanıştım özellikle bu son bir yıl içerisinde. Yani her sene doktor kontrolüne gittiklerini, gerekli tetikler yaptırdıklarını söylüyorlar.
Ancak son 2 ayda, 3 ayda ortaya bir hastalık çıkıyor ve onun hiç bu araştırmalarda ya da o muayenelerde hiçbirisi ortaya çıkmıyor. O nedenle sağlıklı yaşamak, spor yapmak, zinde kalmak, işte yani ne kadar yapabiliyorsak yaşamımız içerisinde bunlara dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani hepimiz için sağlık, çünkü eğer bedeninizde sağlık, yüreğinizde de sevgi yoksa yaşamın tadı kalmıyor çünkü. Sodem'deyiz. Sodem'de çok önemli projeleriniz yarışıyor. İsterseniz buradan anlatalım. Evet, biz Sodem'e Maltepe Belediyesi olarak 4 ayrı projeyle katıldık. Ücretsiz öğrenci servisi başta olmak üzere çok önemliydi. Vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulunarak gerçekleştirdik. Sağlık projelerimiz var. Sağlık konusunda epey yol kat ettik. Evde bakım, vatandaşı hastaneye taşıma, ambulansa taşıma gibi. Önemlisi kentsel dönüşüm. Yani 40 yıldır Maltepe'nin kangren olan sorunlarından bir tanesi kentsel dönüşümün halk ile beraber tartışarak, konuşarak, bu bir metottu, bir yoldu, bir arayıştı. Yaklaşık 1,5 yıl mahalle sakinlerle, sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarımıza, geçmiş dönemde görev yapan belediye meclislerimizle, şimdi görevde bulunan arkadaşlarımız ile, platformlarla, odalarla birlikte tuttuğumuz o kentsel dönüşüm ve danışma merkezinde uzun uzun toplantılar yaparak, çalıştaylar yaparak halkın önemsediği, öngördüğü, nasıl bir mahallede yaşamak istiyorum ortaya koyduğu bir kentsel dönüşüm planını hazırladık. Bunu belediye meclisinden geçirerek Büyükşehir'e gönderdik. Şu anda Büyükşehir gündeminde. Büyükşehir'e de 2 gün önce bir sunum yapıldı. Önümüzdeki haftada yeniden sunumlar yapılacak. Onları da ikna etmemiz halinde plan notları falan bir gözden geçirdikten sonra sanıyorum 90 gün içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçerek kentsel dönüşümü Gülsü ve Gülönü'sü başlatmış olacağız. Bu Maltepe için çok önemli bir proje. İki mahallemiz birden etkileniyor. Sırada 2 mahalle daha var. Başlı büyük mahallemiz ve Esenkent mahalleleri de var. Bütün bunları yapabilirsek halk ile beraber bir proje gerçekleştirildiğinde bunun karşılığının olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bir de bu projemiz de burada yarışmaya katıldık. Çalışmayı biraz önce Ali Bey'in ve arkadaşlarımın ifade ettiği gibi 2004'ten bu yana bu mahallenin birliğini ve beraberliğini pekiştirerek buraya getiren ve emek sarf eden bütün arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Maltepe'ye geldiğimde, bu görevi devraldığımda masada duran 2 mahallemiz vardı. Bunlardan biri başı büyüktü, birisi de burası. Bana dediler ki nasıl çözülecek bu iş? Söylediğim şuydu, her yerde söyledim, burada da söylüyorum. Dayatan değil, danışan bir anlayışla bu işi çözeceğiz. Çok önemli. İki, dedim ki başı büyükte zorlanabilirim. Çünkü orada proje başlamış, TOKİ ile bir protokol imzalanmış. Ama Gülsü ve Gülensu'da asla zorlanmam. Neden? Neden? Helal olsun. Neden? Teşekkür ederim. Çünkü buradaki her birey, bu mahallenin sorunlarını yıllardır yaşayan her birey bilinçli ve örgütlü. Yani müteahhit geldiğinde onun vaatlerine, belediye başkanı geldiğinde onun vaatlerine kanmayacak kadar birikime sahipler. Bu nedenle rahat çözebilirim dedim. Ali Bey söyledi. Erdoğan Bey'in de metinde var. Burayı kentsel dönüşüm adı altında çeşitli hilelerle boşaltarak bizden kurtulmak isteyenlerin önünde sizden önce ben barikat olacağım. Bunu bilmek istiyorum. Bravo. 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 Bravo.
belediye başkanı olarak görürseniz yanılırım. Makamda öyleyim. Ama ben sizin evladınızım. Ben sizin kardeşinizim. Ben sizin halinizim. Bunu bilmenizi istiyorum. Bugün laf olsun diye söylemiyorum. Sağımda duruyor, muhtarlarım da burada. Belediye başkanlığı adaylığımı açıkladığım gün yine buradan çıktım gittim arkadaşlar. Yine sizlere gelip teslim oldum. En ideali olmasa da, bazı eksikleri olmasına da rağmen kabul edilen, sizler tarafından da onaylanan bir plan var. Bu planı arkadaşlarımız revize ediyorlar. Bütün müdürlere zaman aşımı nedeniyle görüşler soruldu. Aşağı yukarı büyük görüşlerin çoğu geldi. Bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan daha görüş gelmedi. Bir de Büyükşehir'den gelmedi. Bu görüşlerin de gelmesiyle birlikte biz planımızı hazırlayıp getirip şurada masaya koyacağız. Hem de burada koyacağız. İnşallah. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Görüyorum. İçeride görüyorum. Duvarlara asmışız. Gizlisi saklısı yok. Belediye başkanı şunu söyledi. Belediye meclisi bunu söyledi. Muhtar bunu söyledi. Sivil toplum örgütleri böyle dedi demek yerine gelip burada bilgisayara gireceksiniz. Orada duvara olan plana bakacaksınız. Ve kendi mahalleniz, sokağınız, evinizle ilgili nelerin tasarlandığını ya da planlandığını bizzat kendiniz göreceksiniz. Dedik ki sadece teknik kadro bu konuda karar vermesin. Neden? Çünkü mahallede yaşayan insan buranın detaylarını, sıkıntılarını, özelliklerini biliyor. O nedenle dedi ki 25 kişi daha önce yapılmış zaten bir çalışmaydı. Bir danışma kurulu oluşturalım. Bu danışma kuruluyla nereden başlayacağımıza sizlerle beraber karar verelim. Oradan parsel bazında değil, biraz önce Ali Bey dedi dayatmadan, doğru söylüyor. Ama ada bazında bir dönüşümü gerçekleştirerek Gül Suyu ve Gülen Suyu halkının çağdaş şartlarda, insana yakışır ortamda yaşamasının altyapısını oluşturmak istiyoruz. Evet. Bu kadar net. Birileri bilgi kirliliği yaratıyor. Bunu da açık söylemek istiyorum. Ben kendimi size teslim ediyorum arkadaşlar. Sizin adınıza yanlış imza atmadığım müddetçe, siz benim imzamı görmediğiniz müddetçe beni infazsız yargılamamanızı istiyorum. Bana soracaksınız önce. Bana soracaksınız. Benimle sizin aranıza hiçbir güç giremez. Benim bile sizin aranıza hiçbir güç giremez. Çünkü bu ön tarafta duran anneyle en arkadaki amcam benim annem ve babam kadar bana yakın. Size yapılacak saygısızlığı onlara yapmışlar. Saldırıyorlar birileri bir yerlerden. Rahatsız oluyorlar. Çünkü ben dedim ki Gül Suyu'nda ben belediye başkanlığı yaptığım sürece bu 5 yıl içerisinde buraya kazma vurmak istiyorum. Bu kazmayı sizlerle beraber vurmak istiyorum. Sizlerle beraber dönüştürmek istiyorum. Birilerin yaptığı gibi sahte protokollerle, büyük büyük yapılarla daha sonra insanları işte senin dairen 500 milyar, 600 milyar sat git başka yerde otur diyerek insanları buradan modern tarzda sürgüne gönderilmesine izin vermeyeceğim. Bunu bilmenizi istiyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İstanbul'da bir ilki gerçekleştirelim. Halkın istediği bir kentsel dönüşme hayata geçirelim. Diğer bir projemiz de işsizlik ülkemizin temel sorunu, İstanbul'un temel sorunu ve ilçemiz Maltepe'nin de sorunlarının başta gelen sorunlarından birisi işsizlik. Şu anda 12 bin civarında işsizlik başvuru sadece belediyemize yapılmış durumda. O nedenle bu işi temelden çözen ve Anadolu yakasında bulunan 14 ilçemize birden hizmet sunabilecek, oradaki istihdama katkı sunabilecek olan bir proje Maltepe Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi projesi. Çünkü 25 bin gencimize, insanımıza iş olanağı yaratacak. Yaklaşık 950 milyon avroya çok büyük bir yatırımla mal olacak. Ve Türk ekonomisine genel anlamda yılda 5 milyar dolar da bir katkı sunacak olan bir proje. Deyim yerindeyse esas bir vizyon projesi aranıyorsa vizyon projesi Anadolu yakası için budur. Çünkü bütün yatırımlarımız Avrupa yakasında. Hükümetin yaptığı bütün yatırımlar yıllardır, sadece son hükümetler, ondan önceki hükümetlerden bütün yatırımlar Avrupa yakasındaymışlardır. Yaklaşık 6,5-7 milyon insanın yaşadığı Anadolu yakasında 4-5 bin insanımızı bir araya getirebileceğiniz bir kongre merkeziniz yok. Bir fuarınız yok ki halbuki İstanbul, Ankara hızlı tren hattı buradan geçiyor, Maltepe'den geçiyor.
İzmir İstanbul otobanı 3,5-4 saate iniyor, oradan geçiyor. TEM otobanı oradan geçiyor. Sabiha Gökçen Havaalanı yanından deniz trafiği mümkün. Metroyla da Marmara üzerinden Avrupa yakasına bağlanacak. Yani toplu taşımacılıkta çok önemli bir misyon olan bir bölgeye bunu kuruyoruz. Ve inşallah buradaki diğer projelerle birlikte yarışıyoruz tabii. Maltepe'ye buradan bir ödül alarak geri dönmüş olacağız. Aslında daha fazla duyurulması gerekiyor. Ve biz de tam da o noktada biz de varız diyoruz. Bütün belediyelere sesleniyoruz. Ne zaman isterlerse biz seslerini duymaya hazırız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İnşallah sizlerin de sayesinde hep birlikte bunu daha da büyüteceğiz. Ve bu ülkede demokrasiyi, hukuku ve özgürlüğü hep beraber inşa edeceğiz. Ve bu başarı bize iktidarın yolunu açacak. SODEM'in böyle bir şeyi yapmasını da çok önemsiyoruz. Dediğim gibi ben şahsen çok desteklediğim bir kuruluş SODEM. Umarım buradaki çıkacak sonuçlar CHP'li belediyelerin yapmış olduğu önemli işlerin Türkiye'ye duyurulması açısından daha bir anlam ifade eder. Aslında Genel Başkanımız da bugün ifade etti. Bizim en zayıf olduğumuz şey kendi projelerimizi duyurmak. Bu anlamda
maalesef bazen kanallar da tıkalı olabiliyor. Bu kanallar açabilmek açısından bu tür etkinlikte, bu tür yarışmalar önemli. Ben şunu fark ettim bugün. Elbette SODEM'i tanıyorum, Sosyal Demokrat Belediyeciliği biliyorum ama ben bunu meclise, grubumuzun mecliste daha çok anlatması ve üstünlük alanımız olarak kendi iktidar alanımızı meclisteki iktidar partisine bir üstünlük alanı olarak grubumuzun kullanması gerektiği ödevini aldım. Ödevimle birlikte gelecek salıdan itibaren mecliste bu başarıları daha çok dile getireceğiz. Onlarla gurur duyuyoruz. Ayrıca bunları halkımıza en yaygın olarak ileten Halk TV'ye ve sizin yerel gündem ekibine de özellikle teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Bunun dışında son olarak şeye sormak istiyorum. Mexpo projesi ne aşamada? Yani çok önemliydi çünkü onu biz de birebir takip ediyoruz. Evet. Hep aşama nedir şu anda? Siz baştan beri takip ediyorsunuz. Yani emekleme sürecinden bugüne kadar. Bu proje tabii artık her şeyiyle tamamlandı. Film çalışmaları da bitti. Planları çizildi. Toprak analizleri yapıldı. Mühendisler tarafından tekrar gözden geçirildi. İşte bu Haziran ve Kasım ayındaki seçimler nedeniyle, koalisyon görüşmeleri ardından hükümetin kurulması çalışmaları nedeniyle biraz dondurmuştuk. Çünkü bakanlar belli değildi. Şimdi yeni bakanların oluşmasıyla birlikte projenin İstanbul ayağı Ankara'ya taşınmış olacak. Önümüzdeki aylarda. Böylece Ankara'dan da onay alınması halinde. Çünkü bu işin niye Ankara dediğimizde? Çünkü bu işin iki boyutu var. Bir uluslararası sermayenin Türkiye'ye getirilmesi söz konusu. Yani yatırımcıların bir kısmı yurt dışından gelecek. Yurt dışından gelen insanlar bavula, çantaya, valize parayı koyup gelmeyecekler. Karşıdan muhatap olan bir bakanlık, bir devlet isteyecekler. Çok doğaldır. Çünkü uluslararası var. O nedenle Ankara ayarında ikna edilmesi gerekiyor. Bakanlıklarımızın işin içerisinde olması gerekiyor. Proje her ne kadar Maltepe'nin ise sonuçta Türkiye projesidir, İstanbul projesidir. Bu projeyi bakanlarımıza götürüp sunduktan sonra biz üzerimizdeki o lokomotif görevini bakanlığa devrederek onların gerekli gelişmeleri yaparak bu çalışmamıza destek vermelerini bekliyoruz. Dünya fuarcılık sektörünün ekonomik büyüklüğü 600 milyar dolardır. Bunun büyük bölümü fuarların doğrudan ve dolaylı olarak hizmet verdiği sektörlere ve düzenlendiği kentlere sağladığı katma değerden oluşmaktadır. Türkiye ise dünya ticaretinden %1 pay alırken fuarcılıktan ne yazık ki sadece 1/1 pay almaktadır. Bunun en büyük nedeni ise ülkemizde dünya çapında fuarlara ev sahipliği yapmak için yeterli kapasiteye sahip çağdaş bir fuar alanı bulunmayışıdır. İki kıtayı birbirine bağlayan, dünya ticaret yollarının kesişim noktasında yer alan ve çok geniş bir coğrafyanın doğal merkezi olmak gibi bir lokasyon gücüne sahip olan İstanbul, toplam fuar alanı kapasitesinin yetersizliği ve fuar başına düşen stand büyüklüğünün yeterli olmaması gibi nedenlerle tam bir fuar şehri haline gelememektedir. Ülkemizdeki fuarların yarısından fazlasına ev sahipliği yapan İstanbul'da bile 100 bin metrekare kapalı alana sahip tek bir fuar alanı bulunmamaktadır. Oysa kapasite sorunu çözülüp uluslararası hizmet standartları sağlandığında ülkemizin dünya fuarcılık pastasından alacağı pay orta ve uzun vadede 5-10 kat artacaktır. Kentte düzenlenen fuarlara katılan firmalara ve onların müşterilerine bakıldığında İstanbul'un Anadolu yakasında bir fuar alanı bulunmasının ne kadar elzem olduğu görülmektedir. İşte tam da bu noktada modern, çağdaş ve yenilikçi yüzü, çalışkan ve girişimci insan kaynağıyla İstanbul'un yükselen değeri Maltepe öne çıkmaktadır. Adalar manzarası ve ormanlarının yanı sıra E5 sahil hattı ve Temle karayolu, demiryolu, denizyolu ve Sabiha Gökçen havaalanı sayesinde havayolu imkanlarına sahip Maltepe, ulaşım açısından mükemmel bir konumdadır. Maltepe'de kurulacak olan Mexpo Center, Avrupa, Asya ve Afrika'nın buluştuğu 150 ülkede 4,5 milyar nüfusu barındıran pazarın en büyük fuar alanı
ve en önemli ticari buluşma noktası olmayı amaçlamaktadır. Mexpo Center, 5 yıl içinde yılda 200'den fazla fuar ve etkinliğe, 20 bin katılımcı firmaya ve 5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparak Avrupa'nın en büyük 10 fuar alanı arasına girme perspektifiyle yola çıkmaktadır. Kısaca Mexpo Center, bütün tarafların kazanacağı yenilikçi bir ortaklık modeliyle pazarı büyütmeye odaklı bir yöntemle yola çıkmakta ve İstanbul'u Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için önemli bir fuar şehri yapmayı hedeflemektedir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Maltepe'de kurulacak olan Uluslararası Fuar Kongre ve Yaşam Merkezi Mexpo Center, Türkiye ekonomisinin 2023 vizyonuna çok uygun stratejik bir projedir. Bilimsel çalışmalar, iyi yönetilen fuarların bulundukları bölgenin ekonomisine ulaştıkları cironun 10-12 misli katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Mexpo Center'da Maltepe'ye, İstanbul'a ve ülke ekonomisine yılda 1,5 milyar dolarlık ekonomik bir katkıda bulunarak 600 kişiye sürekli istihdam, yılda 20 bin kişiye ise iş imkanı sağlayacaktır. İlk aşamada 100 bin metrekare, ikinci aşamada 150 bin metrekare ve ihtiyaca bağlı olarak 200 bin metrekareye ulaşacak olan Mexpo Center, teknolojinin son yenilikleriyle donatılarak bölgenin en akıllı fuar alanı haline getirilecektir. Ayrıca Mexpo Center, çevre düzenlemesine verilen önemle Türkiye'nin ilk ve tek yeşil fuar alanı unvanını kazanacaktır. Sürdürülebilirliği ve insanı merkeze alan anlayışıyla sadece fuar ve kongre değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yer alacağı bir yaşam alanı olarak öne çıkacaktır. Mevcut fuar alanlarının en büyüğü olarak çok amaçlı salonları, teknik altyapısı, geniş otopark kapasitesi, kongre ve konaklama altyapısı, kültür ve sanat etkinliklerine uygun alanlarıyla yaratacağı sinerji sayesinde dünyanın en büyük firmalarının yıllık ajandalarında önemli bir yere sahip olacaktır. Türkiye'nin, İstanbul'un ve Maltepe'nin potansiyelini ortaya çıkararak ekonomimize canlılık kazandıracak böyle bir projeyi hayata geçirme zamanı gelmiştir. Gelin bu hayali birlikte gerçekleştirelim. Bu projeyle de aslında beklentileri de yükselttiniz Ali Bey. Yani bundan sonraki projelerle ilgili böyle tüyo verebileceğiniz bir şey var mı Halk TV ekranlarından? Var, yine Anadolu yakasında buradan açıklamakta sakınca görmüyorum. Yıllardır Anadolu yakasının yine safiyini allak bullak eden, deyim yerindeyse gerçekten kangrene dönüştüren bir harem otogarı vardır. Bu harem otogarının oradan alınarak başka bir bölgeye, yine Maltepe'sinin açısından bir teme daha yakın bir yere taşımak istiyor. Bir otogar projemiz var. Bunu çalışıyoruz. CHP'li belediyeler üretiyorlar. Her ne kadar bize ilçe belediyesi de deseler, şöyle de deseler, böyle de dense biz üretiyoruz. Kimsenin aklına gelmeyen şey yapıyoruz. Artık haremde otogar olmaz. Otobandan geliyorsunuz Ankara'dan başka yerlerden. TEM'den iniyorsun yaklaşık yarım saat 40-45 dakika eğer akşam ve sabah geliyorsa daha yoğun oluyor. Bir saat iniyor otobüse kadar bir saat yok. Trafik karma karışık oluyor. Ama TEM'in yanına aldığımız zaman yani Maltepe'sinin içerisinde otobana yakın bir yer alınır. Hem havaalanına 12 dakika TEM'e zaten 5 dakikada girip çıkacaksınız. Yine metro ile toplu ulaşımı oraya gitmek mümkün olabiliyor. Bir de otogar projemiz var. Bunu da başka kuruluşlarla çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda inşallah bunu da kamuyla paylaşacağız. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.